Efendim iyi akşamlar. Sağlık Saati'ne hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Doktor Tamer Kala. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Tamer Hocam, Farabi Hastanesi acil hekimi. Aynı zamanda geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi. Hocam, sorularımıza geçmeden önce öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Doktor Tamer Kala ben. Farabi Hastanesi acil servisi hekimiyim. Aynı zamanda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcı hekimim. Yaklaşık bir ay önce Farabi Hastanesi bünyesinde GETAT uygulamaları yapmaya başladık. Bundan sonra da hastalarımıza GETAT biriminde de hizmet vermekteyiz. Evet. Hocam, hastalarımızı da bilinçlendirmek adına ilk önce GETAT nedir? Bir giriş yapabilir miyiz bu şekilde GETAT'ı açıklayarak? Tabii GETAT'ın isim kısaltma olarak baktığımız zaman uzatmasında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları adı altında. Bu daha önceden uygulanan geleneksel tedavilerin fiziksel, İşte tedavilerin başarı oranına göre gitmesiyle bir de yeni uygulamalarla birleştirilerek yapılan uygulamalardır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde veriliyor eğitimler zaten. Evet. Hekim arkadaşlar bu eğitimlere katılıp ona göre de sertifikalarını alıp bu tarz tedavileri uygulayabiliyorlar. GETAT bağlamındaki tedavi yöntemleri neler hocam? Onlardan da başlık olarak bahsedebilir misiniz? Şimdi GETAT uygulamaları aslında geniş bir yelpazede uygulanıyor. Şimdi evet, bizim bakanlığın uyguladığı, bakanlığın sertifika verdiği bir de sertifika vermediği belli uygulamalar vardır. Bunların içerisinde akupunkturdan tutun da ozon tedavisine kadar, hacamatından sülük tedavisine, proloterapisine, fitoterapi, homeopati dediğimiz tedaviler var. Bunlar hasta durumuna göre uygulanmaktadır. Evet. Peki GETAT poliklinikleri genel olarak hangi hasta gruplarına hizmet vermekte? Ağırlıklı olarak benim uyguladığım hastalara baktığımız zaman genellikle kronik hastalıklar. Yani uzun süredir tedavi olamamış, işte yaptığı bütün tedavilere rağmen hala düzelememiş, ağrıları rahatlamamış hastalar genelde bizim ilk uyguladığımız, ilk başladığımız hastalık grubu oluyor. Evet. GETAT yöntemlerinin başlıcalarından biri de glutatyon tedavisi hocam. Bu glutatyon nedir? Öncelikle ondan bahsedebilir misiniz bize? Evet, aslında glutatyon yabancı olduğumuz bir şey değil. Bir amino asit, vücudumuzda bulunan bir amino asit. Evet. Daha doğrusu 3 tane amino asitin birleşimiyle oluşan bir proteindir. Evet. Bunu vücudumuz üretiyor mu? En çok hastalarımızdan gelen sorular bu oluyor. Hocam diyor, dışarıdan biz glutatyon almak istiyoruz ama bunu bizim vücudumuz üretmiyor mu diye soruyor. Evet. Tabii ki üretiyor. Ama fark edersiniz ki yani şu anda artık dünya düzeni değişmeye başladı artık. Egzoz dumanından tutun kimyasallara kadar her türlü kullandığımız gıdalar İster istemez bizim vücut sistemimizi bozmaya başladı ve glutatyon seviyesini de düşürmeye başladı vücutta. Şimdi bunu nasıl anlıyoruz derseniz kronik yorgunluk. En çok gördüğümüz şey kronik yorgunluk. Hastalar bize geldiği zaman hocam uyudukça uyuyasım geliyor. İnanılmaz bir halsizliğim var. Daha ileri aşamada da karaciğer enzimlerinde yükselme görüyoruz mesela hastalarda beslenmeye bağlı. Çünkü normalde vücudumuz yapı olarak baktığımız zaman bir üretim bir de yıkım aşamaları vardır vücudumuzda. Evet. Katabolizma. Yıkım ürünleri de bunu şey gibi anlatayım. Bir bina yıkıldığı zaman bir moloz kalıyor etrafa. Evet. O molozun bir şekilde vücuttan atılması gerekiyor. Evet. Bunu da ilk başta yapan karaciğerdeki glutatyondur. Eğer glutatyon seviyemiz düşükse bu tedavi tam olarak, bu temizleme tam olarak olmuyor. O yüzden de biz destekleyici olarak glutatyonu hastalara öneriyoruz bu durumda. Evet. Peki glutatyon tedavisini nasıl yapıyorsunuz hocam hastalara? Nasıl uygulama, nasıl bir uygulama? Şimdi aslında dışarıda hani piyasada şu anda glutatyon tabletleri de satılıyor. Destekleyici gıda olarak satılmaya başlandı. Evet. Fakat sıkıntımız şu, glutatyon tabletlerinin emilimle ilgili problemi var. Çünkü önce bağırsaklara, mideye gidecek, bağırsaklara gidecek. Ondan sonra emilim tam olmadığı için biz istediğimiz glutatyon seviyesine ulaşamıyoruz tabletlerle. Bu yüzden de damar formu, IV form dediğimiz formla uygulamayı yapıyoruz. Hastalar da yani konforunu hiçbir şekilde bozmuyoruz hastaların. Zaten uygulama ortalama bir 15-20 dakika gibi bir şey sürüyor. Nasıl uygulanıyor derseniz haftada bir şeklinde uyguluyoruz. Haftada bir toplamda 5 ya da maksimum 6 seans. Tabii bunun öncesinde bir detaylı muayenesini yapıyoruz hastanın. İşte kan tahlilini istiyoruz. Karaciğerle ilgili daha önceden bilinen bir problemi var mıdır yok mudur onları araştırıp ona göre glutatyon uygulamasını yapıyoruz. Evet. Kronik yorgunlukta kullandığınızı söylediniz. Başka hasta grupları var mı glutatyon tedavisi uygulayabileceğimiz? Kimlere uyguluyoruz? Tabii hocam, glutatyon başlı başı ilk önce kronik yorgunluk. Ondan sonra da detoks amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda cilt yenilemede kullanılıyor. Yani bayanlar özellikle bu cilt yenileme yönünü daha ön plana çıkarıyorlar. Mesela ikinci, üçüncü seanstan sonra uyguladığımızda cildin daha pürüzsüz olduğunu, rengin daha açık hale dönmeye başladığını, metabolizma olarak bir amino asit olduğu için
dışarıdan aldığınız zaman zaten vücudunuzda olan bir şeyi daha aktif hale getiriyor. Evet. O yüzden de daha başarılı sonuçlara ulaşıyoruz. Evet. Peki glutatyon tedavisini almadan önce hastaların yapması gereken hazırlık süreci var mı? Herhangi yok, bir şeye ihtiyaç herhangi bir duyuyorlar şey mı? Herhangi bir şey yok. Yani önceden hazırlık sadece şudur. Dediğimiz gibi karaciğer enzimlerini kontrol ediyoruz. Evet. Hastaya önce bir muayene yapıyoruz. Evet. Bir anamnezini alıyoruz. Daha önceden evet. bir öyküsü var mıdır? Rahatsızlık durumu var mıdır? Ona göre de eğer bir rahatsızlık durumu yoksa uygulamasını rahatlıkla yapabiliyoruz. Evet. Başka faydaları var mı hocam glutatyonun yorgunluk veya cilt güzelleştirme dışında detoks dediniz mesela. Antioksidan detokstan sistemi da biraz uyarıyor çünkü miyim? Aslında vücudumuzun ana antioksidanlarından biridir vücutta. Evet. Mesela şimdi 3 tane amino asitten bahsettik. Bu vücudumuzda olan amino asitler dışarıdan alabildiğimiz ama kısa sürede yıkıma uğrayabildiği için dışarıdan almasını önermediğimiz şeylerdir bu. O yüzden evet. IV formunu öneriyoruz. Hani bugüne kadarki hasta grubum ağırlıklı olarak benim, hocam bağışıklık sistemim çok düşük, kronik ağrılarım var, devamlı kendimi yorgun hissediyorum dediği anda biz de diyoruz ki glutatyon önerilebilir. Ha, tabii bunun yanına destek olarak C vitamini verilebilir, başka tedavi ozon uygulanabilir. Ama önceliğimiz bu tarz tabloda glutatyondur. Evet. Bir de hastalarımızdan şu soru geliyor. Diyor ki hocam biz dışarıdan gıda olarak alamaz mıyız glutatyonu? Evet. Tabii ki alabilirsiniz. Kuşkonmaz'da özellikle en fazla bilinen glutatyon kaynağıdır kuşkonmaz. Evet. Fakat bizim beslenme alışkanlığımız hani kuşkonmaz'la beslenmeye pek uygun olmadığı için hani her gün kuşkonmaz yeme gibi bir ihtimalimiz olmadığı için ondan dolayı da biz bunu dışarıdan takviye olarak almamız daha mantıklı oluyor. Evet. Peki bu tedavinin yan etkileri var mı? Hastalarımız nelere dikkat etmeliler? Şimdi yan etki olarak şöyle, vücudumuzda olan bir amino asit olduğu için bir kere yan etkisi zaten yok. Evet. Yok kabul ediliyor neredeyse. Çünkü dışarıdan bir yabancı cisim vermiyoruz biz. Yabancı bir madde vermiyoruz. Zaten olanı eksiği yerine koyma gibi düşünelim bunu. Evet. Eksiği yerine koyduğumuz için çok rahatlıkla uyguluyoruz. Evet. Tabii ki burada hani aktif dönemde kanser hastasıdır. İşte o dönemde kemoterapi alıyordur. Tabii ki onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da karaciğer yetmezliği ileri safhadadır. Bunlara uygularken çok daha dikkatli olmamız gerekiyor evet. bu durumda. Özellikle uygulamayalım dediğimiz hasta grubu var mı? Sakıncalı öyle bir hasta sadece grubu. Sadece karaciğer yetmezliği son safhasındaysa eğer onlarda uygulamayı tercih etmiyorum. Evet. Hocam detokstan bahsetmişken bir de yüksek doz C vitamini tedavisinden bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi insanlardaki soru işareti, başlı başına soru işareti. Yüksek doz C vitamini bu zehirlemez mi bizi diye soruyorlar. Evet. Hani verilince. Fakat ortada şöyle bir durum var. C vitamini bizim olmazsa olmaz ana kaynağımızdan birisi vücudumuzda. Ve maalesef C vitaminini biz vücudumuz bizim üretmiyor. Dışarıdan almak zorundayız bunu. Eksik aldığımız zaman da en fazla gördüğümüz mesela bugün iki bayandan birine baktığınız zaman Türkiye'de demir eksikliği anemisi görüyoruz. İlaç tedavisi almama rağmen hocam benim hiçbir şekilde demir depolarım yükselmiyor. Evet. İşte C vitamini düşüklüğü olan hastada bu sistemi bozuyor zaten. Demir metabolizma sistemini bozmaya başlıyor. Evet. Bu bozulunca da haliyle arkasından ondan sonra sizin ne kadar tedavi verirseniz verin ana elemanı düzeltmediğiniz sürece hiçbir sonuca ulaşamıyorsunuz. Bu C vitamini için konuştuğumuz bir durumdur. Evet yani demir eksikliği olan hastalarımızın özellikle C kesinlikle. Vitamini kesinlikle. Şimdi gram olarak korkuyorlar. İşte diyor ki biz alıyoruz ediyoruz ama biliyoruz ki C vitamini idrarla atılan bir vitamindir. Yani evet. suda eriyen bir vitamindir. Evet. O yüzden diyoruz ki uygulama şeklinde 2,5 gram, 5 gram, 7,5 gram, 10 gram uyguladığımız tek seanslı hastalar oluyor. Fakat şu vardır, 7,5 gram, 10 gramlık uygulamaları biz genelde kanser hastalarında uyguluyoruz. Evet. Bağışıklığını güçlendirmek için çünkü aldıkları kemoterapide, radyoterapide inanılmaz bitkin bir halde kalıyorlar. Biz bunlara destekleme amacıyla bizdeki yayınlar değil, benim bahsettiğim Amerika ve İngiltere yayınlarında kanser hastalarında, aktif dönemde olmayan kanser hastalarında C vitamini yüksek doz verildiği zaman konforunu çok çok daha rahatlattığı açıklanmıştır. Evet. Peki hastalarımız C vitamini eksikliği olduğunu nereden bilebilirler? Ne gibi bulgular olabilir? En fazla gördüğümüz birincisi diş eti kanamaları. Evet. Halsizlik, yorgunluk, kendini devamlı uyuma hissi. Hastalar bunu diyor ki bize hocam uyudukça uyuyasım geliyor. Hep kendim yorgun hissediyorum. Bunlar bir belirtidir, başlangıç belirtileridir. Sonra demir metabolizmasının bozulması. Bunlar bir arada toplandığı zaman biz diyoruz ki bu C vitamininde gerçekten sıkıntı vardır ve bunu takviye olarak vermemiz gerekiyor. Evet. Verme şekli tabii ki tartışılır. Kimisi şunu söylüyor bize diyor ki tablet olarak alsam olur mu? Tabii ki olabilir.
Fakat az önce söylediğim cümlede glutatyonda da aynı şeyi bahsettim. Tablet olarak aldığımız şeyler maalesef bizim mide sistemimiz, bağırsak sistemimiz, hani ikinci beyin dediğimiz bağırsak sistemimiz düzgün çalışmadığı için emilim tam olmuyor. Tam olmayınca da sonuç, istediğimiz etkiye ulaşamıyoruz. Ama damardan verdiğimiz zaman ben ne verdiğimi biliyorum ve hastadan gelebilecek cevapları çok daha iyi takip edebiliyorum. Evet. Hocam yine bu her işlemde olduğu gibi mutlaka yan etkiler söz konusu olabiliyor. C vitamininin herhangi bir yan etkisi var mıdır? Var. Vücutta kaşınmalar ve alerji gelişmesi gibi durumlar olabiliyor. Çünkü yüksek doz veriyorsunuz. Bunun çözümüne de şöyle gidiyoruz. Düşük dozla başlayıp yavaş yavaş kademe kademe yükseltiyoruz hastada. Evet. Bir de gözünüzün önünde olduğu zaman hasta bunun takibini daha iyi yapabiliyorsunuz. Evet. Tansiyon düşüklüğü yapabiliyor, diğer ilaçlarda kullandığımız gibi. Ama en fazla gördüğümüzde vücutta kaşıntı ve alerji. Ama alerji bahsettiğim böyle yaygın bir alerji şeklinde değil. Sadece kızarıklık şeklinde. O durumda da hastaya müdahale edip ona göre serumu durduruyoruz. Evet. Başka tedavilerle destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Sorularımıza da devam etmeden önce sevgili izleyicilerimize hatırlatalım. WhatsApp hattından geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili sormak istediğin sorular varsa hocamıza iletebiliriz. Hocam C vitamininden sonra çok daha ön planda olan bir tedavimiz de var. Ozon tedavisi. Öncelikle ozon nedir? Onu bir tanımlayabilir misiniz bize? Aslında ozon şöyle, son yıllarda özellikle son 20 yılda 30 yılda bütün dünya genelinde, hele ki yaşadığımız pandemide ozonun kıymeti bir kez daha ön plana çıktı. Çünkü 100 yıldır neredeyse Avrupa ülkelerinde uygulandığı halde bizde hep bunun suistimal nedenleri olabilir, işte doğru uygulamayanlar olabilir. Bununla ilgili sıkıntılar yaşadık ve ozon maalesef Türkiye'ye bizim geç girdi. Geç geldi ama pandemide bunun kıymeti daha iyi anlaşıldı. Ozon aslında bir oksijen. Yani yabancıların tabiriyle süper oksijen diyorlar buna. Ozon iki oksijen atomu, ona bir atom daha cihazın tıbbi ozon uyguladığımız bir atom daha eklenerek O3 formuna dönüyor. Evet. Aslında bir gazdır. Gazdır. Kendine has bir kokusu vardır. Ama ilk olarak kullanım şekli dezenfektan olaraktır. Evet. Çünkü klordan yaklaşık 1000 kat daha fazla dezenfektandır. Evet. İşte Dünya Savaşı'nda olsun, diğer işte yaşanılan bu savaşlarda bunu dezenfektan olarak kullanmışlar. Temizleyici maddesi olarak hala da bugün su klorlanması diye bildiğimiz suyun klorlanması, ozonlanması durumu da yaşanıyor. Hatta ve hatta son yayınlarda düşünülen olay şudur. Bağırsak sistemini yenileyecek. O yüzden de ozonlu su satışı düşünülüyordu. Fakat ozonun yarılanma ömründen dolayı bunu raflara koyamadılar. Evet. Ama ozona baktığımız zaman bizim kullandığımız ozon, tıbbi ozon dediğimiz durum. Yani hastalık çok geniş bir yelpazede kullanılıyor. Hangi hastalıklarda kullanıyoruz mesela hocam? Mesela birincisi dolaşım sistemi bozukluklarında. Çünkü bir süper oksijen olduğunu düşünürsek, varsayarsak, ozon vücuda girdiği zaman kana karışıyor ve kanın gitmediği hiçbir yer yok vücudumuzda. Orayı da tamamen oksijenlendiriyor. Evet. İkincisi kas iskelet sistemi hastalıkları. Özellikle ağrı durumlarında, fibromiyajı gibi rahatsızlıklarda, kronik hastalıklarda bunlarda ozonu aktif bir şekilde kullanıyoruz. Kullanım alanı daha var mı? Diyabetik yaralar. En çok da ben hani daha önceden ilk başladığım zaman ozona ağırlık verdiğim şey diyabetik yaralardı. Çünkü gerçekten ülkemizin maalesef en büyük sorunlarından birisi ve kimse diyabetik ayağı tedavi etmeye yönelik adımları atmak istemiyor. Çünkü zorlu bir süreç. Meşakkatli ve zor bir süreç. Uzun bir süreç. Hasta için de sıkıntılı. Hekim sizin için de sıkıntılı. Hekim için de sıkıntılı. Ama sonucu aldığınız zaman inanın bana o yaşadığınız bütün sıkıntılar hepsi geride kalıyor. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Mesela bir yaranın işte enfekte olması, kokulu olması hastanın bütün konforunu etkiliyor. Ama bir süre sonra o yaranın kaybolması, ondan sonra kokunun gitmesi, yani buna çok mükemmel bir sonuçla karşılaştığını net bir şekilde kendi gözünle görebiliyorsun. Evet. Nasıl uyguluyorsunuz hocam ozonu? Şimdi ozonu bizim yaptığımız birkaç çeşit var. Daha doğrusu bizim değil. Normalde mesela Madrid'de, İsmail Madrid Deklarasyonu diye her yıl ozonla ilgili bir deklarasyon sunuluyor. Evet. Oluşan yenilikler, işte neleri uygulayacağız, neleri kaldıracağız, edeceğiz diye karar veriliyor. Bunların belirlediği majör ozon dediğimiz bir durum var. Minor ozon, ondan sonra rektal, vajinal ozon, kulak içi ozon ve torbalama ozon dediğimiz yöntemler var. Ağırlıklı olarak kullanılan Türkiye genelinde majör ozondur. Nasıl hocam? Nasıl majör bir yöntem ozonda o? Da şöyle bir durum var. Şimdi bir cam şişenin içerisine yaklaşık 100 cc
kan alıyoruz hastadan. Aslında bir nevi kan yıkama işlemi gibi düşünebiliriz bunu. Hasta çok rahat bir şekilde oturup damar yolu açılıyor. Damar yolundan 100 cc'lik bir kan alınıyor şişeye. Ondan sonra cihazdan üretilen ozon gazı birleştiriliyor kanla. Kanla etkileşime gittikten sonra o kanı serum setine koyup ondan sonra hastaya yavaş yavaş damardan uygulama şeklinde yapıyoruz. Evet. Bu seans olarak yapılıyor. Bahsettiğim bir seans. Tabii seans sıklığı haftada 2, haftada 3, 2 haftada 1, haftada 1 şeklinde tamamen hastayla hekim arasındaki hedeflenen tedavi nedir? Çünkü bize hiçbir şekilde hani kitabi bilgi olarak hasta gelmiyor. Bir de maalesef şimdi diyorum şöyle, bizim GETAT birimlerine gelen hastalar genelde dosyalarla geliyor. Evet. Oraya gitmiş, buraya gitmiş, onu yapmış, bunu yapmış. Artık bütün işlemlerin yapılıp ya belki buradan da bir şey, bir çözüme ulaşabilirim düşüncesiyle geliyor. Ve bu hastalarla çok iyi dikkat etmediğiniz sürece, çok iyi analiz etmediğiniz sürece hatalara düşebilirsiniz bu durumda. Yani belki de çok başarılı olabilecek bir tedaviyi hastayı dinlemeden, düzgün muayene etmeden tedavisiz bir şekilde gönderebilirsiniz. Bunun için bizde anamnez, hastanın muayenesi olmazsa olmazımız. Muayeneyi yapıp hasta majör ozonluk mudur, rektal ozonluk mudur, hangisini uygulayacağız, ne yapacağız buna göre karar veriyoruz. Bir diğeri de minor ozon dediğimiz. Aslında minor ozonda şu var, lenfositleri, bağışıklık sistemini uyarma bir nevi bir aşı gibi. Bize hocalar anlatırken zamanında hep söylenen cümle oydu. Bir nevi bir aşı gibidir. Hastanın kanını alıp ozonla karıştırıp ondan sonra kol dakikasına ya da kalçadan iğne uygulaması yapıyoruz. Oraya giren ozonda yavaş yavaş salınım yapmaya başlıyor. Yavaş yavaş salınım oldukça lenfosit dediğim bağışıklık sistemi hücrelerimizi hareketlendiriyor ve gribal enfeksiyonlara yakalanma riskimiz azalıyor. Özellikle bunu pandemi sürecinde ben çok denedim. Sadece minor ozon yaparak bile çoğu zaman sık grip geçiren birinin daha az grip geçirdiğini gördüm. Çünkü ozon dünyada kanıtlanmıştır. Bakteri, virüs ve mantar öldürücü özelliği vardır. Şimdi bu üç özelliği kullanmak benim elimde. Eğer yarada kullanacaksam dozunu ona göre ayarlayacağım. Bağışıklığı güçlendirmede kullanacaksam ona göre ayarlayacağım. Yani bu tamamen hekimle hasta arasındaki diyaloğa göre karar verilen bir durumdur. Bölgesel enjeksiyonlarda da kullanılır mı hocam ozon? Yani bildiğim kadarıyla mesela bizim alanımızda da kullanımları mevcut. Fasit eklem ağrılarında, diskojenik ağrılarda yani bel fıtığı ağrılarında kullanılıyor. Tabii hocam kadarıyla. Şimdi hani benim branşım olmadığı için sizin branşınız olduğundan dolayı beyin cerrahisinde kullanılan alan gün geçtikçe artmaya başladı. Şöyle kas iskelet sistemi demiştim ilk başta. Kas tutulmalarında, faset eklem ağrılarında hatta yavaş yavaş artık disk içerisine ozon uygulaması. Bunlarda işte birinci derece ya da ikinci derece fıtıklaşmada ameliyat düşünmediğiniz hastalarda beyin cerrahi uzmanlarımız hazırlayıp ona göre disk içerisine ozon uygulaması çok konforlu bir işlem. Hani hastayı yormuyorsunuz, toplasanız 15-20 saniyelik bir işlemdir. Belden iğneyle girip disk içine uygulama yapılıyor. Hasta hayatına devam ediyor. Ama ağrılarında dramatik bir rahatlama da görülüyor. Bu tabii benim hani kanaatim değil, beyin cerrahisi arkadaşların söylediğini söylüyorum. Benim alanımda olmadığı için ama kullanıyor muyuz? Kesinlikle bel ağrılarında, diz ağrılarında. Hatta en çok kullandığımda özellikle mesela diz problemi olan hastalarda yangıyla geliyor. Dizi kıpkırmızı, sıvı artışı var, dizini bükemiyor hasta. O durumda ortopedi hekim arkadaşlar sıvı çekmesi yapabiliyorlar içeriden. İçerideki iltihabı boşaltalım diye. Biz onu yaptıktan sonra da direkt içeriye ozon gazını uyguladığımız zaman ozonun bakteri, virüs ve mantar öldürücü özelliğini kullanarak ozon gazı vererek sadece oranın rahatladığını çok net bir şekilde görüyoruz. Sıvının azaldığını. Peki ozon tedavisi etkisini ne zaman gösterir? Kaç seansta veya hemen gösterir mi? Genelde 3. ya da 4. seansta hocam. Çünkü uyguladığımız 100 cc'lik bir kan alıyoruz. Hani 100 cc çok büyük bir etki sağlamayacaktır. Ama 3. ve 4. seanstan sonra ilk gördüğüm şey de hastalarda genelde söylenen cümle şu. Hocam eskiden uyudukça uyuyasım gelirdi. Şimdi sabah 6'da uyanıyorum. Çok dinç hissediyorum. Bu 4. seansta başlıyor. Evet. Bu da bize neyi gösteriyor? Gerçekten bir etkinin başladığını gösteriyor. Evet. Ama tabii her gelişte hastaya mutlaka soru sormalısınız. Çünkü şöyle bir durumumuz var. Ozonun iyileşme krizi dediğimiz bir tablo var. Bunu mesela bazı arkadaşlarımız göz ardı ediyorlar. İşte hastaya dozu verdiniz. O dozu, her insanın bir antioksidan kapasitesi vardır.
Benimki 3'teyken başka bir arkadaşım 5-6'da olabilir. Şimdi siz yaptığınız uygulamada bir dahaki gelişte hastaya durumunun nasıl olduğunu, bir öncekine göre nasılsın, nasıl değilsin diye sormazsanız bunu atlıyorsunuz. Ve ozonun iyileşme krizinde de şöyle bir tablo çıkıyor. Hasta diyor ki, ya ben ozon aldıktan sonra çok kötü hissettim kendimi, 2 gün kendime gelemedim. Bu da 48 ile 72 saat sürüyor iyileşme krizi. Çünkü bize şunu gösteriyor, siz bu kişinin antioksidan kapasitesini aştınız. Ona göre ayar yapmanız gerekiyor. O yüzden ilk başta dediğim gibi anamnez ve hastayla diyalog mutlaka olacak. Yani ben hastaya vereyim ozonu gitsin, diğer odada ozon alsın, ben bunu kabul etmiyorum bir hekim olarak. Hekimin yanında olacak. Hekim yanında olacak. Oluşabilecek bir tansiyon düşüklüğü olsun, başka bir şey olsun. Bunları yaptığınız zaman, bunları hastaya anlattığınız zaman inanılmaz güzel sonuçlar geliyor. Diyor ki evet hocam, ya sizin dediğiniz gibi oldu. Şu değişiklik oldu, bu değişiklik oldu. Çünkü soru işareti kalmıyor hastada. Peki ozon mesela tansiyon düşüklüğünden bahsettiğiniz başka yan etkileri olabiliyor mu? Şimdi şöyle, favizm dediğimiz glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliğinde biz ozonu vermiyoruz. Çünkü aynı yolaktan ilettiği için oradaki dengeyi bozuyor. En çok bizim kullanmamız gereken, yasak diyebileceğimiz favizm, bakla yeme problemi yaşayan kişilerde bir onlardadır. Ondan sonraki durumda derin anemisi varsa, derin kansızlık, yani kan değeri 6'larda 7'lerde geziyorsa önceliğimiz ozon değildir. Bunlar gebelerde, emziren annelerde. Bunları da biz yapmıyoruz. Tabii ozonun yan etkisinden değil bahsettiğimiz. Sadece bugüne kadar bir araştırmalar yapılmamıştır. Ondan dolayı da biz bunu tercih etmiyoruz. Evet. Daha önceden kontrolsüz hipertansiyon, tansiyon yüksekliğinde yapmayın diyorlardı. Fakat artık çok şükür, yani hastamız rahatlıkla şeye ulaşabiliyor, doktoruna ulaşabiliyor. Onun için tansiyonun kontrolsüz gitme gibi bir durumla neredeyse hiç karşılaşmıyoruz artık. Evet. Peki ozon işlemi yapılmadan önce, ozon tedavisi yapılmadan önce hastaların özellikle yapması gereken bir hazırlık var mı? Şuna uyun diyebileceğimiz bir şey var burada, mı? Burada net olarak şöyle, ozonu yaptıktan sonra var. Ozonu yaptıktan sonra gün içerisinde C vitamini kullanmasını istemiyoruz. Çünkü ozonun etkisini neredeyse yarı yarıya kadar düşünüyor aynı günde. Bir gün sonra yaptırabilirsiniz, alabilirsiniz, hiç sorun değil. Ama aynı gün sadece istediğim o, normal ozon aldıktan sonra çok rahatlıkla işinize gidebilirsiniz. Yani bunu... Sadece şunu gördüm bugüne kadar, bu benim şahsi görüşüm. Hani kitabı bilgilerde şeyde görmedim. Ozondan bir saat sonra, bir iki saat sonra hafif bir uyku halinin olduğunu. Genelde hastalar da gelip onu söylüyor ama bir iki saat sonra diyor kayboluyorlar. Ozondan genişçe bahsettik hocam. Bu sefer yeni bir tedavi yöntemi yine. Başka bir tedavi yöntemi daha doğrusu, hacamat. Hacamat nedir? Nasıl uygulanır? Ondan da bahseder misiniz? Hacamat aslında hani bugün değil, bin yıllardır neredeyse eskilere baktığımız zaman Mısır'a kadar dayanan, işte 4000 yıllık bir geçmişi olan tedavi yöntemi. Hani nasıl uygulanmış? İşte geyik boynuzuyla kesiler atılarak, geyik boynuzuyla oradaki kan alınmış. Yani bir nevi kan akıtma işlemi gibi düşünülmüş zamanında. Tabii dinimizde de Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Sünnet olarak öneriyor hacamatı bize. Onun işte günleri, ayı vardır, zamanı vardır, uygulamayla ilgili yaptığımız. Ama hacamat nedir derseniz, lenfatik sistemin uyarılmasıdır aslında. Bütün mesele budur. Yani kan akıtma dediğimiz olay, tabii zamanla, şimdi yıllar önce kullandığımız belli noktalar var. İşte kahil noktası, ahdeyin noktaları, dinimizden bugüne kadar gelen. Zamanla bunu öğreniyoruz ki işte belli bir nokta, bir bakıyoruz ki lenfatik sistemin dökülme noktası orası. Tıbbi bilgiye dayandırarak. Biz o yüzden diyorduk ki yani hacamatı ne olursunuz hekim, çünkü bir çizik bir yere atılıyorsa, bir yere bir kesi atılıyorsa hekimin dışına kimse dokunmamalı düşüncesindeyim. Ve hala da bunu iddia ediyorum. Çünkü insanlar bir çizik attığınız zaman bir şey olmaz diyorlar genelde. Fakat bugün enfeksiyonların çoğu kanla bulaşıyor. Allah korusun, oluşacak aldığınız bir enfeksiyon bugün 5 sene sonra 10 sene sonra size hastalık olarak ortaya çıkacaktır. Onun için ehil kişilerde ve eğer ki bir yerinize çizik atılacaksa, kesi yapılacaksa, kan akacaksa o işte, bunu hekime yapmalarını öneririm hastalara. İllaki kupayla birlikte mi kullanılır hocam? Hacamat illaki tabii kupa yöntemiyle. Tabii şimdi aslında bizim tıbbi olarak anlattığımız bir kuru kupa, bir de yaş kupa diyoruz biz. Kuru kupa halk arasındaki ninelerimizin de yaptığı, işte kupayı gezdirerek sırt bölgesinde, bunda hiçbir sakınca yok. Bunu uygulayabilirler. Ama bizim bahsettiğimiz, ilk olarak vakumu uyguluyoruz. Vakum uyguladıktan sonra o toksinleri belli bir noktaya topluyoruz. Toplandıktan sonra da ince çizikler atarak, özellikle bunu belirtmemin sebebi şudur. Çünkü
televizyonlarda izliyorlar. Yani yara bere içerisinde olmuş. O hacamat değil. Aslında milimetrik kesim. Milimetrik yani iki sayfayı birleştirdiğiniz zaman alttaki sayfaya geçmemesi gereken bir çizik atmanız gerekiyor. Evet. Çizikler atarak oradaki toksini dışarıya alma. Bu evet. Steril şartlarda yapılmazsa da inanın hani gördüm, çok fazla şahit oldum. Ne yazık ki yani yaranın kapanmadığını gördüm hastalarda. İki yıl önce hacamat yaptırmış, yara kapanmamış, izleri gitmemiş. Normalde bir hacamatta hacamat yaptırdıktan sonra izlerin tamamen kaybolması ortalama 3 ayda hiçbir şey kalmaması lazım. Kalıyorsa burada bir problem vardır. Evet. Peki hacamatı kimler yaptırabilir? Onlardan da bahsedebilir misiniz? Şimdi normal şartlarda sağlıklı bir birey de hacamat yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Zaten sünnet olduğu için genelde hastalarımız bize öyle başvuruyorlar. Hocam işte günleri varmış bugündür. İşte pazartesi, salı ve perşembe günlerini tercih ediyoruz. Ay durumuna göre ilkbahar, sonbahar dönemini daha çok tercih ediyoruz hacamatta. Bu uygulamalarda yaptığımız çocuğa da yaptım. Ben 8 yaşında bir çocuk, 7 yaşında çocuklara da yaptım. Ama 70 yaş üstü hastalara çok fazla yapılmasını ben önermiyorum. Çünkü çok büyük bir faydasını görmedim bugüne kadar. En çok uyguladığımız migren ağrıları. Ondan sonra sırt ağrıları, kas iskelet sistemi ağrıları, fibromiyalji hastalar çok geliyor. İşte her türlü ilaç kullanıyorum ama rahatlamıyorum. Tabii bir de bu da var. Şimdi kullandığı ilaçlar da sonuçta bir toksin birikimi oluşturuyor vücutta. Ve bunun da arınması gerekiyor. Vücut sadece atalım bir şekilde onu da temizlemek gerekiyor. Temizleyemediğiniz zaman da kronik ağrıların zaten habercisi oluyor bunlar size. Evet. Hangi bölgelere uygulayabiliyoruz? Aslında migren dediniz, kas iskelet sistemi dediniz. Şimdi en fazla boyun, bizim mesela tarama hacamatı dediğimiz noktalar var. Sırt bölgesi, işte kalp noktası, karaciğer noktası, böbrek noktaları, akciğer noktası, boyun noktaları, kuyruk sokumu noktası. Bu bizim tarama hacamatında uyguladığımız noktalardır. Ama futbolcular mesela bacaklara uygulamayı çok fazla yapıyorlar. Artık bu son dönemde revaçta olmaya da başladı. Çünkü orada biriken laktik asiti atmak zaten bütün amaç o. Kasların kasılmasını engellemek için tamamen dolaşımı, lenfatik sistemi hızlandırıyorsunuz. Evet. Kasık bölgesine idrar kaçırmayla ilgili yapabiliyoruz. Saçlı deriye yapılabilir. Migrenle, unutkanlıkla ilgili, Alzheimer'la, demansla ilgili. Bunun senelerdir zaten noktaları belirlenmiştir. Hani bir nevi bir hacamat atlası gibi dediğimiz bir şeye göre hastayı muayene ediyoruz, değerlendiriyoruz. Ona göre ne yapacağımıza karar veriyoruz. Evet. Hocam hacamatla ilgili sorularımız var izleyicilerimizden, onları iletip öyle devam etmek istiyorum. Size sevgi ve selamlarını ileten bir izleyicimiz Ramazan Doğan, özellikle de ismini söylememizi istemiş. Aslında söylediniz bunu, bahsettiniz migrenden, bahsettiniz migrende hacamatın başarısı nedir diye sormuş, baş ağrısı çeken bir hastamız. Şimdi başarı oranı dersek biraz havada kalıyor cümle. Başarı oranı evet. Hani hastaya göre de değişir. Çünkü evet. Bazen öyle bir durum yaşıyoruz ki küçük bir iğne yaptığımız hasta dramatik bir düzelme yaşarken 10 evet. Tane kupa yaptığınız hasta da bazen düzelme olmayabiliyor. Evet. O yüzden tamamen hasta muayenesi, amacınız nedir? Neyi hedefliyoruz? Nasıl sonuca ulaştık? Ben bugüne kadar hayatım boyunca hep o yöntemle gittim. Amaç ne yapmak istiyorum bu hastada? Bu hastada bunu yaparsam sonuçta ne elde edeceğim? Elde edemeyeceğim bir şeye de girmedim. Evet. Yine Almanya'dan bir izleyicimiz ozon tedavisiyle ilgili sormuş. Bel fıtığı olduğundan bahsediyor. Kalça ve diz kapağı seviyesine kadar olan şiddetli bir ağrıdan bahsediyor. Ve uzun süre yürümeme engel oluyor diyor. Bu durumda ozon tedavisi faydalı olur mu diye sormuş. Biraz sizin branşınızdan girmiş hocam. Evet. Yani şimdi tabii ki bu tabloda açık söyleyeyim hani hastayı muayene etmeden, MR'larını görmeden ne yapacağımıza, sadece ozon olmayabilir, belki başka bir şey yapılacaktır. Ama bu soruyu şöyle normal kabul ediyorum. Çünkü bazı yerlerde işte bel fıtığında ozon tedavisi, bunda bu tedavisi denmesini ben doğru bulmuyorum. Evet. Bakacağız, değerlendireceğiz. Tabii ki yapılacak bir şey varsa sonuna kadar varız. Ama bizim yapamayıp da, şimdi tablo şöyle, hasta eğer bel fıtığı hastasıysa, bir ameliyatlık tablosu varsa hocam, ben o hastaya neden başka şeyleri deneyeyim? Evet. Çünkü o tablo net bir şekilde ameliyatlık. Burada ne ben kar ederim, ne benim zamanım var fazla da, ne de hastanın zamanı vardır. Onun için doğru yönlendirme yapılırsa aslında en iyi çözüm bu olacaktır diye düşünüyorum. Evet.
Yani özellikle hastanın muayenesini değerlendirmek gerekiyor. Hastaya özel tedavi uygulamakta tabii ki fayda var. Söylediğiniz gibi hocam. Peki hacamat için özellikle bir hazırlık gerekiyor mu? Hastaların yapması gereken bir şey var mı? Hacamatta gerekiyor. Diğerlerinde ağırlıklı gerekmiyor ama hacamatta gerekiyor. Özellikle 24 saat önceden hayvansal gıda tüketmesini, işte süt, yumurta tarzı şeyler tüketmesini istemiyoruz. Bundaki sebep de şudur. Çünkü proteinin emilimi biraz daha zor oluyor vücuttan. Onun için protein ağırlıklı beslenmesini istemiyoruz. Benim amacım sırt bölgesine ya da işte kasık bölgesine nereye uygulayacaksam oradaki toksini dışarı atmak. Zaten ince bir çizik oluşturuyorum. Şimdi oradan toksinin atılabilmesi için kanın biraz daha akışkan olması gerekiyor. Ne kadar akışkan olursa o kadar daha güzel sonuç elde ediyoruz. Evet. Hani insanlar işte 24 saat önceden mi, 48 saat önceden mi? Genelde kanın 24 saat önceden protein ağırlıklı beslenmeyi durdurun. Daha fazla Akdeniz tipi beslenme, o tarz şeylerle sıvıyı bol tüketin, o şekilde gelin diyoruz. Tek önereceğim budur. Ha, ikincisi işte normalde hacamattan sonra 24 saat içerisinde duş almayacağınız için o bantlar orada duracak. 24 saat sonra duş alacaktır hasta. Aynı şekilde hacamattan sonrası için de öneriyorum ben. 24 saat hayvansal gıda tüketmeyin. Evet. Çünkü biz bir hedef amaçladık. Bir uygulama yaptık. Bu hedefin sonunda da güzel sonuç çıkmasını istiyoruz. Çünkü iyi bir sonuç çıkmazsa bu uygulanan tedaviler hepsi yarım kalıyor hocam. Üzüldüğümüz noktada oluyor. Yani aslında bizim elimizden gelen bazı şeyler oluyor. Onun için düzgün başlangıç yaparsanız ondan sonra sonuca da düzgün ulaşırsınız. O yüzden hacamattan sonra da 24 saat hayvansal gıda tüketmesini istemiyoruz. İşte şerbetli sıvılar, bol sıvı tüketmesi önerdiğimiz bir şeydir. Evet. Yine bir izleyicimizin sorusu. Baş ağrısında ağrı için enseden vurulan iğne çok doğru mu, önerilir mi diye bir soru sormuş. Enseden vurulan iğne oksipital bloktan bahsediyor diye düşünüyorum. Muhtemelen. Yani oksipital blok faydalı olduğu yayınlar var. Tabii ilgili yorum yapamayacağım. Tabii, evet, hastamızı yine değerlendirmek lazım bu açıdan. Oksipital blok da yine tedavide yeri olan, bilimsel yayınları olan tabii, bir tedavi yöntemi. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ama hani benim branşım olmadığı için onunla ilgili detaylı bilgi veremeyeceğim. Hastamızı cevaplandırmış olduk böylelikle. Peki hacamatın özellikle yaptırmayalım dediğimiz hasta grubu var mı? Bunlara yapmayalım, dikkat edelim. Burada derin anemi dediğimiz kansızlık. Evet. Hemoglobini çok düşük olan hastada bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Evet. Çünkü hasta bayılacaktır ve verimli bir sonuca ulaşamayacaksınız. En önemlisi budur. Kanama bozukluğu olan hastalarda önermiyoruz. Onun dışında ben 70 yaş sonrasında da yapmıyorum. Evet. Peki uygun olmayan tekniklerle yapılırsa ne gibi sorunlar? O yara problemlerinden bahsettiniz aslında. Başka aslında ne en gibi çok hocam. Yani en çok gördüğümüz o. O kadar kötü tablolar gördüm ki inanın bana. Enfeksiyonlar, yara iyileşme problemleri olur dediniz. Arkadaşlara fotoğrafları gösterdiğim zaman ya bu hacamattan mı olmuş diye soran çok oldu. Normalde belli bir süre tutmanız gerekiyor kupayı vakum uygulamak için. Vakumu gidip 10 dakika 15 dakika tutmuş. 10-15 dakika sonra oradaki oluşan yara hiçbir şekilde ne yaparsanız yapın artık bazı bölgeler kangrene gitmiş bölgeler gördüm. Yani bunu o yüzden ilk baştaki söylediğim cümle ne olursunuz hekim dışı bir yerde yapabilirler mi? Tabii ki yapabilirler bir şey demiyorum ona ama bakanlık sırf bunun için hekimlere yönelik olarak hacamat, sülük, nörel terapi bu tarz tedavileri özellikle veriyor. Neden? Çünkü dokunacaksa cildinize temas edecekse bir sürü ya da bir şey hekim olsun yapan kişi hekim olsun en azından oluşabilecek bir yan etkide ne yapabileceğini, nasıl tedavi edeceğini bilir. Sorunla nasıl baş edilebileceğini yani bilir. Sizi bırakıp da ya işte git sen, çünkü genelde görüyoruz onu yani yapıyorlar hacamatı, sen git düzelir. Düzelmiyor işte. Evet. Hastalar da bundan çekiniyor, genelde söylemeye çekiniyor. Ya işte yaptırmıştım hocam bir sene önce, keşke bir ay önce gelseydin de bunu kurtarabilseydik. Şimdi hocam bir de proloterapi var, son zamanlarda sık duyduğumuz popüler bir yöntem. Nedir proloterapi? Bir de ondan bahseder misiniz? Aslında proloterapi benim olmazsa olmazım diyebilirim. Yani eğitimi aldıktan sonra ağrı tedavisinde kullandığım, en çok kullandığım diyebilirim tedavidir. Ve bugüne kadar binlerce belki uyguladığım hastada başarı oranı %80-85'lerde. Doğru hasta seçiminde. Doğru hastayı seçerseniz çok güzel bir sonuç çıkıyor. Proloterapi nedir aslında? Proliferasyon dediğimiz, yani bir dışarıdan bir sıvı enjekte ederek özellikle kullandığımız dekstroz. Biz şekerli su diyoruz halk arasında. Dekstroz proloterapi. Bunu yıpranmış bağlara, kaslara, ligamanlara, tendonlara uygulayarak
tamir mekanizmasını devreye sokmak. Yani halkımızın anlayacağı tabirle tamiri hızlandırıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, yaradan sistemi tamir üzerine yaratmıştır. Bugün parmağınızı kesseniz, hiçbir şey yapmasanız bile oraya sadece bir pamuk koysanız bir şekilde yara kapanacaktır. Çünkü vücut ona göre çalışıyor. Fakat vücudumuzda oluşan bozukluklar uzun süreli işte diz problemlerinde, bel problemlerinde bir bakıyorsunuz ki orada artık elastikiyet kaybolmuş. Bağlar zayıflamış, hasarlanmış. Bu proteze gidebilir mi? Tabii ki gidebilir proteze. Bunu bırakırsanız ama bizim amacımız bir kişiyi bile protezden kurtarabilirsem benim için kârdır. Ben hep o felsefede gittim bugüne kadar. Protezlik olan hasta zaten proteze gönderirim ben. Ama protezlik değilse de prolotherapiden çok güzel faydalar görüyorlar. Bizim yaptığımız enjeksiyon tekniğidir aslında. Enjeksiyon uygulamasıdır. İçeride yıpranmış bağlara enjekte ettiğimiz sıvıyla tamir mekanizmasını başlatıyoruz. Normalde yarada ilk önce kızarıklık oluşur. Ondan sonra hücreler gelmeye başlar. Isı artışı oluşur. Kabuk bağlar, kabuk atar gibi bir sistem vardır. Vücutta da aynı mekanizmayı devreye sokuyoruz. Hastalara söylediğimiz cümle sadece şu var. Proloterapide hep insanlar sanki ağrı kesici olarak gösteriyorlar. Proloterapi ağrı kesici bir yöntem değildir. Tedavi edici bir yöntemdir. Çünkü ağrıyı kesmek değil, ben ilk 3 gün tam tersi ağrıyı bazen alevlendiriyorum hastaya. Hani enflamasyon dediğimiz, yani orayı bir nevi yalancı bir yangı oluşturuyorum ben içeride. Çünkü beyine bir uyarı gitmesi gerekiyor orayla ilgili. Beyine uyarı gidince orada tamir başlat komutunu alacak beyin. Komutu başladığı zaman ilk 3 gün hastalara söylediğimiz ağrınız biraz artacak. Ağrı kesici kullanmayacaksınız. Ondan sonraki süreçte de ağrı gittikçe hafifleyecektir ve 3 haftalık seanslar şeklinde öneriyoruz. Zaten hani 3 hafta içerisinde yara kaskadını düşünürsek, yara tamiri 21 günde, 21 ile 27. günde tamamladığını düşünürsek o güne kadar biz ikinci enjeksiyonu yapmıyoruz zaten hastaya. Ama proloterapideki en büyük handikapımız ne derseniz, hastaların ağrı kesici zannedip, mesela hekim arkadaşlardan biz bunu çok gördük. Bu sayede proloterapi ile ilgili ön yargı bile oluştu insanlarda. Diyor ki ben gittim, bana iğne yaptı ama ben bırakın rahatlamayı, tam tersi ben daha da şiddetlendi ağrım diyor. Bu neden kaynaklanıyor? Aslında biz hekimlerden kaynaklanıyor. Aslında bu beklenen bir etki ilk günlerde. Aslında beklediğim, ben bunu duyduğum zaman seviniyorum hastadan. Diyor ki ağrılarım artmaya başladı. O zaman diyorum ki tamam, bizim attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değdi. Yani şu anda güzel sonuç alıyoruz düşüncesindeyiz. O yüzden hastayı eğer düzgün şey yaparsanız, analiz ederseniz, düzgün anlatırsanız muazzam sonuçlar alıyorsunuz proloterapide. Evet. Ki şu anda bizim hastanede, klinikte yapıyoruz. Aktif bir şekilde yapıyoruz proloterapiyi. Ağrı tedavisinde kullandığınızı söylediniz. Başka uygulama alanları var mı? Proloterapi sadece bağ yaralanması problemlerinde, diz ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısında. Bu tabii cerrahi olmayan, konuştuğum yani ameliyatlık olmayan, ileri safa olmayan durumlarda. Evet. Bunlar tenisçi dirseğinde, golfçü dirseğinde, topuk dikeninde, tetik parmakta. Aklınıza gelebilen bütün kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanabilirsiniz. Uygun hastayı seçerek. Evet. Peki yan etkileri var mı? Bilmiyorum. Yan etki şu ana kadar sadece uyguladığımız iğne tedavileri olduğu için, yani içeriye bazen bağların durumuna göre 20 tane 30 tane iğne uygulayabiliyoruz. Ancak tansiyon düşüklüğü yapabiliyor. Ama verdiğimiz şekerli ağrı su. Ağrı şokuna bağlı. Ağrı şokuna bağlı. Onu da ekarte etmek için işte soğutucu kullanabiliyoruz. Ya da kullandığımız iğneler artık eskisi gibi kalın iğne değil, tamamen ince iğneler kullandığımızdan o neredeyse minimuma inmiş durumda. Ben bugüne kadar ağrı şokunu hiç yaşamadım neredeyse hastalarda. Buradaki amaç, hastayla diyalog içindeyseniz eğer, çok rahatlıkla onu tolere edebiliyor hasta. Evet. Yine izleyicilerimizden sorular var, onları tamamlayalım hocam, sonra devam edelim. Yine bir izleyicimiz, C ve E vitamini gebe bir bireye takviye edilir mi? Bence hayır. Evet. Normal tablet olarak belki verilebilir ama IV formunda ben önermem gebede. Bu C vitamininin ya da E vitamininin kötü olduğu anlamında değil. Sadece gebelikte bunlarla ilgili araştırmalar yetersiz olduğu için. Evet. Yine bir hastamızdan soru var. Tip 2 diyabet hastasıyım. Günde 4 defa 20 doz insülin kullanıyorum. Hacamat yaptırabilir miyim? Hiçbir diyabet sakıncası hastası. Yok. Yaptırabilir. Diyabette yaptırabilir. Evet. Hocam bir de nöral terapiden bahsedelim. Yine sıkça kullanılan bir tedavi.
Nedir nöral terapi? Nasıl uygulanır? Şimdi, nöral terapi aslında lokal anestezik ajanlar kullanarak cilt altına küçücük iğneler. Bu zaten ağrılı bir işlem değil. Çok çok az ağrı oluyor hastaların söylediğine göre genelde. Bu cilt altına uyguladığımız lokal anesteziklerle oradaki otonom sinir sistemini, yani bir nevi duyu sinirlerini uyarma tedavisidir. Evet. Burada nerede oluyor? İşte sizin branşınız olduğu için bir bakıyoruz. Hastanın ağrısı var ama görünen bir tablo yok. Bel fıtığı yok, o yok ama bir uyuşukluk var, bir karıncalanma var diyor. Tabii bütün vücudumuz ağla sarılı olduğu için sinir sistemiyle o duyu sinirlerinde bir yerde problem vardır. Evet. O duyu siniri probleminde biz nöral terapiyi kullanıyoruz. Nöral terapide şöyle bir tablo var. İki şekilde kullanıyoruz uygulamasını. Birincisi, diyelim ki baş parmağında hastanın bir uyuşukluk var, bir problem var. Hasta bize geldiğinde. Önce bu kısma uygulamayı yapıyoruz. Sonra gidip merkezi sistemde o bölgeyi uyaran sinir hangisidir, duyu siniri bakarak onun boyundaki bölgesine de uygulama yapıyoruz. Evet. Yani bir merkezi, bir de farklı perifer olarak. Farklı seanslarda. Yok, aynı seansta. Aynı seansta. Aynı seansta. Çünkü periferi uyarırken merkezi uyarmazsanız iyi cevap alamıyorsunuz sonuçlarda. Hı hı. Bunu yapan arkadaşları gördüm. Sadece periferi uyararak çözüme gidemezsiniz. Onun merkezine de inmeniz gerekiyor. Hatta şöyle bir tablo var. Bir de nöral terapinin içinde bizim bozucu alan tedavisi var hocam. Herkesin göz ardı ettiği bozucu alan tedavisi. Nedir bozucu alan tedavisi diyorlar. 20'lik diş çektirme bir bozucu alandır. Normal diş çektirme bozucu alandır. Bademcik ameliyatı bozucu alandır. Apandisit bozucu alandır. Ondan sonra sezaryen bozucu alandır. Çünkü ağ sistemini bozdun vücudun sen. Orayı her ne kadar dikseniz de, bunu ben hastalara anlatırken biraz şeyden anlatıyorum. Bakır tel kabloları düşünün. Birkaç deli kopardığınızı düşünün, tekrar bağladınız, aynı yayını elde edebilir misiniz? Mümkün değil. Bu da sinir, duyu sinirleri çok fazla olduğu için vücudumuzda. Mesela bugün gibi hatırlıyorum, bir hastam hala da devam ediyor şeyleri, bu güzel bir şekilde gidişatı, hiçbir şekilde ilaç kullanmıyor. Hastaya migren tedavisi teşhisi koymuşlar 10 yıl boyunca. 10 yıl boyunca her türlü ilaç kullanmış, hiçbir şekilde migreni rahatlamamış. Bir yaptığımız muayenede, sezaryenle ilgili bir ameliyatı olduğunu ve 3 defa sezaryen ameliyatı olduğunu öğrendim. Orada öyle bir bozucu alan oluşmuş ki artık, yani katlanmaya başlamış deri o bölgede ve o bölgeye uygulama yaptım sadece. Yani biz normalde nöral terapi işte migrende yüz bölgesi, ense bölgesini yaparız. Hı. Ben sadece oraya yaptım. Oraya yaptığım hasta hala belki 7-8 sene oldu, ağrı hiç yok diyor bana. Mesela bu bozucu alan için bana hayatımdaki en iyi örneklerden birisidir. O yüzden hastayı değerlendirirken bütün hekim arkadaşlarıma söylüyorum. Özellikle bizim getatçılar için. Ne olursunuz bir bütün olarak değerlendirin. Yani sadece böyle bir varlık olarak değil de ruhsal, psikolojik yönden her şeyden değerlendirin. Bazen küçücük bir hap vererek, mide hapı vererek bile hastaları tedavi ettiğimiz oluyor. Ama 100 tane hap vererek de çözemediğimiz vakalar oluyor. Hı. Onun için hani bir insan biyopsikososyal bir varlıktır dediğimiz zaman bunu anlatmak istedim ben. Evet. Hocam, çoğunlukla GETAT'ta ağrı tedavilerinden bahsettik. Evet. Ağrı tedavisinde uyguladığınız yöntemleri yine kabaca toparlayabilir misiniz? Tabii ki. Bir toparlayıcı bir cevap olsun. Önceliğim proloterapi ve nöral terapi. Hatta yeni buradan Hasan hocama da selam olsun, Hasan Doğan hocama, ondan öğrenmiştim. NPT dediğimiz nöroproloterapi diye bir yöntem. Hem nöral terapi hem proloterapi aynı anda birleştirip yapıyoruz. Bu birinci uyguladığım benim. Hem duyu siniri uyarıyorum, hem kas iskelet sistemini uyarmış oluyorum. Burada sonuçlar daha güzel çıkıyor. Birinci uyguladığım budur. İkincisi, ağrıda ozon uygulaması. Kaslar içerisine, diz içerisine, eklem içine, işte bel fıtığında uygulayabileceğiniz ozon. Bir de nöral terapimiz var. Bu üçü bizim olmazsa olmazımız, ağrı odaklı kullandığımız şeylerde. Geri diğer olanlarda, diğer bahsettiklerimiz, onlar da tamamlayıcı, destekleyici tedaviler. Hani eksiği yerine koyma tedavileri gibi düşünelim. Evet. Onları uyguluyoruz. Detoks ve tamamlayıcı aynen tedaviler. Aynen, detoks amacıyla uyguladıklarımız. Yani bir örnekleme yapmak gerekirse, mesela ameliyatlık olmayan bir diz ağrısı olan bir hastamız geldi. Ameliyatlık da değil. Buna hangi tedaviyi uygulayacağız? Neye göre karar veriyoruz? Hangi tedaviyi uyguluyorsunuz? Bir diz ağrılı hasta geldi diyelim. Şimdi ilk önce ortopediye de görünmüş. Hekimi ameliyatlık değil demiş. Konservatif, yani ameliyat dışı tedaviler önermiş. Tamam. Şimdi ilk önce muayene hocam. Bizim için olmazsa olmaz muayene. MR önemli mi? Tabii ki önemli benim için. Ama ilk önce muayene önemlidir.
Çünkü bu hastada dizi muayene ederken iç yan bağlar, dış yan bağlar, çapraz bağ muayenesi, ondan sonra duyu sinirlerinin muayenesi, güç, kas gücüyle ilgili problem var mıdır, yok mudur? Hastanın yaşı nedir? Kullandığı ilaçlar nedir? Bunları göz ardı edemezsiniz. Çünkü bazen kan sulandırıcı kullanıyordur. Proloterapi yapacaksınız, edeceksiniz. Kan sulandırıcıyı bir gün önce ya da iki gün önce kesmeniz gerekecek. Yani bunları değerlendirdikten sonra benim uygulayacağım birinci plan, eğer bağ yaralanması varsa bu kişide, ki %90 gördüğümüz hastalarda maalesef bizim hani merdivenin çıkmada olsun, şeyde olsun, bir de kiloya bağlı gördüğümüz bağ problemi varsa ilk uygulayacağım proloterapi ve nöral terapidir. Bir arada ikisi. Bunu 3 hafta arayla takip ederim. Gidişata göre eğer orada bir enfeksiyon tablosu düşünürsem, kızarıklık, ısı artışı, başka bir tablolar görürsem, o zaman da ozonla müdahale ederim. Hani avantajım şu, elimde birkaç tane done var. Ya sadece şu değil. Şimdi bunu yaparsam bunu uygulayabilirim, bunu uygulayabilirim, bunu yapabilirim. Beslenmesini düzenleyebilirsiniz. Yani normal ilaç tedavisi önerebilirsiniz. Magnezyumu eksiktir, magnezyum takviyesi verirsiniz. Kalsiyumu düşüktür, kalsiyum verirsiniz. Bunlarla kombine bir şekilde gitmeyi öneririm ben. Yani daha doğrusu ben yaparsam bu şekilde uygularım. Evet. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili hani toparlayacak olursak sizin yine düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hastalara ne önerelim? Ya hastalara aslında şunu öneriyorum. Şimdi bazen hekim arkadaşlar da şey yapıyor bu konuda. Diyorum ki bakın, cerrahi tabii ki var. Cerrahi tabii ki uygulanacak gereken hastalarda. Ama hani siz bir beyin cerrahı olarak da eğitimlerde gördüğümüzde de bizim, yani her bel ağrısının bel fıtığı ameliyatı gerektirmeyeceğini, artık güzel tarafı şu, insanlar internette gezmeye başladıkça artık bunların bu sorulara güzel cevaplar bulmaya başladılar. Her bel ağrısı bel ameliyatı gerektirmez. Her boyun ağrısı boyun ameliyatı gerektirmez. Ya da diz ağrısı diz ameliyatı gerektirmez. Onun için hastalardan tek isteğim şu, kendilerini iyi dinlesinler. Bunu dediğim zaman dinleme ne olarak dinleme? Çünkü bir diz ağrısı mutlaka bir belirti verir. Başlangıç belirtisi olarak verir. İşte belli bir efor sarf edersiniz. Efor sonrası ya benim dizimde sanki böyle kilitleniyor düşüncesi gösterebilir. Ve bunu göz ardı etmesinler. Bir an önce başvursunlar hekime. En azından yapılabilecek şeyler varsa erkenden çözelim. Bütün hedefimiz bu, amacımız bu. Çünkü zaten ilerledikten sonra siz bir şey yapmaya kalksanız da çözüme ulaşamıyorsunuz. O zaman oradan oraya, oradan buraya, her tarafa doğru hasta gezmeye başlıyor ama sonuç yok. Evet. O yüzden hastalara önereceğim, kendilerini dinlesinler. Ağrısı varsa, sızısı varsa. Çünkü vücut hiçbir zaman durup dururken bir ağrı oluşturmaz insanda. Bir ağrı veriyorsa, bu tabii bizim geleneksel tamamlayıcı tıp eğitimlerinde öğretilen. Yani vücut bir uyarı veriyorsa boşuna vermiyordur o uyarıyı. Çünkü nedir? Hani şurama ağrıyor diyorsunuz. Ağrı kesici, kas gevşetici verelim. Ben acil hekimiyim. 13 yıllık acil hekimiyim. Görmediğim vaka yoktur belki acilde. Aslında acilde bulunmam beni bu getata bir nevi yönlendirdi. Çünkü o kadar çok kronik vaka gördüm ki hasta, geçmiyor diz ağrım, geçmiyor baş ağrım, bel ağrım diye. Aslında hedefi doğru yere aslında yönelmiyorlar. Doğru yere yönelseler çok güzel sonuçlar alacaklar. Ama işte komşu bunu demiş, ben bu ilacı kullandım diye dolanıyorlar. Ondan sonra da sonuç maalesef pek başarılı olmuyor. Az önce soru soran izleyicimiz vardı. Tip 2 diyabet, hacamat yaptırabilir miyim diye. Aynı zamanda bu hastamız ekopirin ve kumadin de kullanıyormuş. Benim için hacamat uygun mu diye sormuş. Onlarda şöyle bir yol izliyoruz. Şimdi bizim hastane bünyesinde olduğumuz için bunun avantajı oluyor hastane bünyesinde. Kardiyoloji uzmanıyla görüşüyoruz. Kardiyoloji uzmanı belli günde kesebiliyorsa, ki normalde uyguladık mı? Uyguladık. Çok hastaya uyguladık. Ama bütün mevzu kardiyoloji uzmanının kontrolünde. Kardiyoloji uzmanı azaltıyor. Ondan sonra durduruyor kumadinini diyelim. Başka bir şeye geçiyor ilaç olarak. İşte ondan sonra da hacamatı yapıyoruz. Hacamattan sonra da tekrar kardiyoloji uzmanı ilaç tedavisine devam edebiliyor. Evet. Bunu uyguladık bugüne kadar kardiyologlarla. İşte hastanenin avantajı bu oluyor. Hekim arkadaşa danışabiliyoruz. Ona göre de bir yol izliyoruz. Evet hocam, süremizin de sonuna geldik ama bir izleyicimizin daha sorusu var. Ozon tedavisine kaç yaşından sonra başlanabilir? Her yaşta uygulama yapılıyor mu? Akneli ciltlerde ne kadar etkili? Ben 16 yaş üstü diyorum. Çünkü 16 yaşına kadar zaten
genç olduğu için zaten oksijenle ilgili bir problem yaşamıyor insanlar. Gerçi bu yaşı artık 14'e çekenler var. Çünkü yaşadığımız dünya artık eskisi gibi değil. Her türlü kimyasala maruz kalıyoruz. Her türlü şeylerle uğraşıyoruz. Egzoz dumanından tutun da soba dumanına kadar. Hani aknelerde ne kadar etkili derseniz, aknelerde glutatyonu, IV formu daha etkili. Öyle söyleyeyim. Ozon etkili midir? Etkilidir ama ozonun yağı etkilidir ya da ozonlu su etkilidir. Ki bunu zaten biz temin yapabiliyoruz. Hani hastanedeki elimizdeki cihazla ozonlu su üretip ona göre de ozonlu su sürerek o aknelerden bir nevi rahatlama sağlayabiliyor. Ama aknenin sebebi ne? En büyük problemimiz o şu anda. Çünkü aknenin bir sürü sebebi var. Ben cildi uzmanı olmadığım için hani bu konuda net bir şey diyemem ama psikolojik sebepler olabiliyor. Yani genetik sebepler olabiliyor, yatkınlıklar olabiliyor. Benim düşünceme göre şöyle, bir cildi uzmanının değerlendirmesi, eğer cildi uzmanı bu hastada şöyle herhangi bir problem yoktur, yapılabilir derse çok rahatlıkla yapılabilir. Evet. Bir soru daha geldi hocam, onu da cevaplayalım tamam. Madem kısaca. Ürtiker ve Hashimoto hastalığım var, nöral terapi uygun mu demiş. %30, %40 çok etkili değil. Hashimoto varsa eğer, ürtiker varsa ben ozon öneririm hastamıza. Evet. Yani ozonu uygularsa hem Hashimoto'dan rahatlar hem de ürtikerden rahatlayacaktır. Evet. Çünkü ilk başta söylediğim viral, bakteri, virüs ve mantar öldürücü özelliği var zaten şeyin. Oradan viral enfeksiyonları temizleyeceksin, mantar özelliği olduğu için oradan kullanacaksın. Yani bağışıklığını da güçlendirdiğiniz zaman Hashimoto'da daha güzel sonuçlar alıyoruz. Hocam teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.